Hataylı hemşerilerin bugün Atiyap'la birlikte burada bir iftar planlamıştı. Sizler katıldınız. Çok mutlu olduk. Sizlerle beraber olmak çok güzel. Katılmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve nice sağlıklı, mutlu, güzel günler ve yine birliktelikler umuyorum. Sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli Topuklu, değerli hemşehrilerim, değerli Avrasya Hastanesi'nin duayenleri. Hepinize en gelişten saygılarımı sunuyorum. Bugün birbirinden değerli, çok kıymetli konuklarımız var, misafirlerimiz var. Burada olmayı görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Tabii Hüseyin abi burada bize ev sahipliği yaptı. Kendisi Hatyalı, Hatay iş adamları, bürokratlar kendi kurucularında. Aynı zamanda bizim onursal başkanımız, yönetim kurulu üyemiz, yüksek istişare kurulu üyemiz. Kendisi hepimize örnek. Hatta burada Profesör Doktor Ömer Umut Hanım var. Kendisi bizim müsyanın efsanevi başkanı. Kendisinin genel başkanlık yaptığı dönemde Türkiye'nin o büyüme hamlesinde çok güzel bir çalışma senkronizasyonu oluşturarak Türkiye'nin en ucuna ve kıca noktalarındaki iş dünyasını hem kesimi, dertlerinin sıkıntılarını raporlar halinde hazırlanıp bir yol haritasını hükümete sunmada önderlik yapan bir genel başkanımızdı. Kendisi de şu an aramızda, ben ona da hoş geldiniz diyorum. Şimdi Ömer abi bundan bir ay önce, iki ay önce ders verdiği bir üniversitede, ticaret üniversitesinde doktora öğrencileriyle yaptığı çalışmada beni de misafir etti. Ben de tecrübelerimi paylaştım. Benden yazılı dedi ya İbrahim Bey dedi, çok güzel bir konuşma oldu doktora öğrencilerimize. Bunu dedi yazılı verir misin? Ya ben çok otursam belki bir saat rahat konuşurum. Üç saat rahat konuşurum. Yani doğaçlama, bir yazılı hazırlayayım. Ama bir şey kalem var yazdıkları zaman onlar başarılı değilim. Hüseyin abime teşekkür ediyorum. Yani özür diliyorum, kusura bakma. Onu inşallah ilk fırsatta yazıp takdim edeceğim öğrencilerimize paylaşmak için. Şimdi bu Ömer abinin şu açıdan bahsediyorum. Türkiye'de şirketler çok kuruluyor. Ve çok da çabuk 5 yılda, 10 yılda, 20 yılda bilemedim 30 yıl sürüyor, dağılıyor. Hatay'dan bir Hüseyin Uğurlu abi çıkıyor. Tıp fakültesini kazanıyor, bitiriyor. Şeyini yapıyor, uzmanlığını yapıyor. Genel cerrahı oluyor. Derken kendisi sürekli büyüdükçe çevresini de büyütüyor. Büyüdükçe çevresine mahiyetini arıyor. Yanında çok yetenekli, kabiliyetli İbrahim kardeşini arıyor. Ömer kardeşini arıyor. Yine diğer yetenekli Vatan kardeşini arıyor. Diğer ablası, kardeşi, nerede ablamız? Ha, onu arıyor derken koca bir çınar oluyorlar. Ve bugün dinin üzerinde istihdam sağlamışlar. Dolayısıyla da Ömer abi sana şunu söyleyeceğim. Benim çok iş dünyasında arkadaşlarım var. Hep birbirlerine affedersiniz. Kırıcı davranırlar, birbirlerine kötü davranırlar. İletişim kuramazlar, sonunda dağılırlar. Yılların demektir. Ama Hüseyin abi ve kardeşleriyle beraber kurduğu, yeğenleriyle beraber kurduğu, o güzel senkronizeyle Türkiye'de aile şirketleri içerisinde inanılmaz bir başarı öyküsü var. Bunu muhakkak öğrencilerinizle paylaşmanız gerektiğini düşünüyorum. Değerli dostlar, biraz uzun oldu. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Dolayısıyla hepimiz huzurunda ben Hüseyin abiye teşekkür ediyorum. Burada duayenliğin profesörümüz var, Sefa Saygılı. Türkiye'de tanımaya yok. Bizim bir dergimiz var. Hatay İş Adamları dergisi, Mozaik dergisi. Yönetime baktık, aa Sefa Bey Hataylı derler. Sefa Bey'in de o kusuru var, neler olduğunu söylemez. Herkes Sefa Bey'i Trabzonluysa Trabzonluydu. Rizeliyse Rizeliydi. Kastamonuysa Kastamonuydu. Herkes kendinden bilir Sefa Bey'i. Ona burada hürmetle saygılıyor. Fatih Hanım'a bilim dünyasında alerjik hastalar üzerine başlığı. O da duayen bir profesör, da bizim yönetim kuruyemiz. Burada müsteşarımız var. Tarım Bakanlığı'nda inanılmaz hizmetler sunmuş müsteşarımız Erdal Bey burada. Daha doğrusu hepiniz buradasınız. Ben saymakla bitiremem. Güzel bir akşam oldu. Hüseyin abi teşekkür ederim.
Ben minnettarız varlığınıza. Allah sizi ve ailenizi daimi sağlıklı huzurlu kılsın. İnşallah sizin arkanızdan gelenler bu bini 10 binden 100 binden yapar. Sadece Türkiye'de, İstanbul'a değil, Anadolu yakasını açılın, Ankara'yı açılın. Dünyayı açılın ha artık. Yani dünya küçüldü. Sizi Amerika'da hastane sahibi görmek istiyoruz. Ya da Şanghay'da görmek istiyoruz, Tokyo'da görmek istiyoruz. Yani bu maşallah Özgün var, işte Deniz Can var, yerleri geliyor. Yani Utku muydu abi demin anlatsın? Mesela pizza olursa bir tane şey var bizim Cahit Bey var. Türkiye'de marka olmuş, milli marka pizza. Türkiye'nin yerinde şubesi var. İngiltere'de şubesi var. Pizza Rus'un sahibi. Bizim başkan vekilimiz Hatice Hanım. Kendisine burada başkanlıktan dolayı yakışlayalım bir tane. Ali Şahin Hocam, biz komisyon başkanı. Mülakatlarda kullanıma gidiyor kendisi. Allah yardımcısı olsun. Yani çok ciddi sahibi. Mekanımız orada. Avrasya, bir de şey var, ben onu da söyleyeyim. Uzatmayacağım. Tüm televizyonlarda görürsünüz Profesör Doktor Hocam Şükrü Hocamız burada. Ona da hoş geldiniz diyoruz. Depremle alakalı en güzel bilgileri alıyoruz. Bir de Çam Sabri Hastanesi'nin koordinatör başhekimi. Ona da burada minnettarız. Hangi konu olursa hemşehrilerimiz olduğunda ararız. Hakikaten ilgilerimiz olarak bilgi verir. Huzurunuza teşekkür ederiz. Başhekimlerimiz burada. Darphane'ye inanılmaz böyle milli yapan, pasaport, her şeyi basan abimiz, milliyetçiler Yasir abi burada. Milletvekilimiz burada. Dolayısıyla hepiniz buradasınız. Saygılar olsun diyorum. Sevgili arkadaşlarımla günlerden afiyet olsun. Ramazan'ın şerifinizde mübarek olsun. Ben burada çok ağır protokol sayıcı Hüseyin abi. Ben herkese hoş geldin diyorum. Hüseyin Bey hastane sahibi. Bize nacizane bu ilçenin sorumlusu olarak ilçemize hoş geldiniz. Tabii Gazi'nin son peşeri bir iki parantez açmak gerekirse 94 yılından önce Gaziantep Paşa'da sadece iki tane de hastane vardı. Küçük bir tane pardon. Sonra şu anda herhalde İstanbul'un en çok böyle devasa komplekslerine sahip olan bir lise kuruma geldi. Hiç devlet hastanesi yoktu. Şu anda Gaziantep Paşa Eğitim Araştırma Hastanesi ve İstanbul'un yine en büyük, en kapsamlı fizik tedavi rehabilitasyon merkezinde hizmet veriyor. Niye söylüyorum? Yani çok hastaneleri aç bir şehirdi. Şu anda bu konuda çok büyük bir hizmeti karşılıyor. Başta Hüseyin Bey'in bulunduğu hastane, Abras Hastanesi'nin bulunmak üzere. Biz öncelikle doğamız temennimiz insanlar hasta olmasın, huzurlu bir toplumda yaşasın. Şehri onun için geliştiriyor, değiştiriyoruz. Ama hasta olduğu zaman da böyle konforlu, çok modern, kapsamlı bir hastanede hizmet versin diye onun için de dua ediyoruz. İnsanlar para kazanmak için sağlıklarından olurlar. Ama sonra da sağlıklarını kurtarmak için kazandığı paralar harcarlar. Hüseyin Bey hem onu para kazanmayı hem de sağlığını kurtarmayı da burayı halkımız hizmetine sunmuş olması tabii ki ilçemiz açısından da çok ciddi bir kazanım. Ben buraya teşrif eden tüm misafirlerimize hususen teşekkür ediyorum. Tabii ki başta Hatay İş Adamları ve Bürokratlar Derneği Doruk Terapsit'i Habitat Hatay evet onu yazıyor da şimdi Terapsit biraz açılımı zor geldi. Başta İmran Bey olmak, Hüseyin Bey olmak üzere böyle güzel künefeylerimizi buluşturduğunuz için de teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum şimdi. Sayın protokol, çok değerli misafirler, herkese öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Avrasya Şirketler Grubu'na ve Hatiap'a bizleri bu güzel akşamda, bu güzel iftarda buluşturdukları için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Tabii ben burada protokol, milletvekili olarak belki protokol icabı buradayım ama aynı zamanda biz kendimizi aileden kabul ediyoruz. Çünkü çok uzun yıllardır Avrasya Şirketler Grubu Hüseyin Uğurlu ve ailesiyle tanışıyoruz. Zeytinburnu
Dakik ilk hastanenin kuruluşundan bu yana 25 yılı geçti herhalde Sayın Hocam. O zamandan beri ve gerçekten İbrahim Bey çok güzel bir konuşma yaptı. Yani grupla ilgili, gelişimiyle ilgili kesinlikle bir başarı hikayesi olduğunu ben de ifade etmek istiyorum burada. Zeytinburnu'nda da ilk hastaneyi açtıkları zaman bir özel hastane yoktu. İlkti. Belki gittikleri, yatırım yaptıkları yerlerde bu anlamda ilk olmayı başarabilmiş, hizmet ihtiyacını, hizmet açığını görüp o açığı giderme konusunda çok başarılı olmuş. Aynı zamanda ver hastanecilik yönünden de çok başarılı olmuş bir grup gerçekten. O anlamda da hem saygı duyuyorum, kutluyorum kendilerini, teşekkür ediyorum şehrimiz adına, ülkemiz adına. Ben tabii Ramazan ayındayız, bir iftar sofrasında buluştuk. O nedenle hepinize hayırlı Ramazanlar dilemek istiyorum. Ve tabii önümüzdeki süreçte artık bir araya muhtemelen gelemeyiz. O yüzden kadir gecemizi, Ramazan bayramımızı da kutlamak istiyorum. Hayırlı bir bayram geçirmenizi diliyorum. Ve herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok değerli vekilim, Sayın Belediye Başkanım, kıymetli başsavcım, çok değerli hazırım. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii memleketimizin her köşesi ayrı bir güzel. Ben 9. görev yerinde çalışan bir mülki idare amiri olarak bir hanıma aktararak, Hatay'la ilgili olan bir hanıma aktararak sizlere hitap etmek isterim. 1998 yılında bir düğün için Hatay'a gidiyoruz, Altınözü'ne. Altınözü'ne giderken yol üzerinde, virajlı bir yol üzerinde farklı bir kasaba daha varmış. Altın Ekin miydi? Belki buradaki arkadaşlar bilirler. Yine orada altınla başlayan bir kasaba. Oraya dönmüşüz. Yanlış yerde kasabaya. Kasabaya indik. Eşim hamileydi o zamanlar. Bir hacı amcaya Altınözü merkezde olduğumuzu düşünerek bir şey sordum. Dedi ki sende de arabayı döndür evladım dedi bana. Sonra kendi evi hemen çok yakınmış. Eve götürdü. Amca bize tarif et, biz gidelim, müsaade et bize, yoldayız diyoruz. Yok dedi, olmaz. Sen dedi, kısmetinde geldi, kahve içmeden, siz bak hanım kızımız biraz dinlenmeden dedi, ben göndermem sizi. Böyle bir güzel hatıramız olmuştu Hatay'da. Ülkemizin her tarafı hemen hemen benzeri güzelliklerle top dolu. Ama aynı zamanda işte üç ayrı dinin yan yana huzur içinde yaşadığı, şu an itibariyle de belki kendi nüfusu kadar Suriyeli'ye ev sahipliği yapan ya da sığınılmışlık hissi veren bir güzel bölge. Yakınında çalıştım, kendisine sadece misafir oldum. O anlamda da pek çok kıymetli dostlarımız oldu. Tabii yüzyıllardır bu ülke, bu coğrafya hep insanları, kendisine sığınan mazlumları barındırmış. Şimdi de aynı misyonla devam ediyor. Tabii Hataylı insanlar ya da daha doğrusu İstanbul'da yaşayan hemen hemen tüm hemşehri birliktelikleri çok kıymetli, çok özel. Hem memleketlerini anma, hem dayanışmayı ve birlik beraberliği, ortak hareket etmeyi şiar edilen bir düstur içerisinde çalışıyorlar. Ben de bu güzel gecede Hatay Ağabey'in çok değerli mensuplarıyla, üyeleriyle, iş aletindeki paydaşlarıyla bir arada olmakta büyük bir mutluluk duyuyorum. Ramazan'ın artık son zamanlarına girdik. Diliyoruz ki, dua ediyoruz ki ülkemize barışı, huzuru, dünyaya aynı şekilde barışı, huzuru getirsin, bereket getirsin diyorum ailelerimize. Ailelerimizde sağlık ve güzellikler içerisinde bir bayram geçirmenizi diliyorum. Sağ olun. Ben bugün hem kendi şahsım adına hem de hastanemiz adına da konuşmasını gerçekleştiren ve bugün burada olan tüm konuklarımıza iftar davetimize katıldıkları için tekrardan teşekkür ediyorum. Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği Yönetim Kurulu olarak derneğimizin yüceltilmesinde maddi manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen şunu alayım.
maddi manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, Hatay'ın yetiştirdiği başarılı mümtaz iş adamlarından, Hatiyap kurucularından ve Hatiyap Onursal Başkanı, Hatiyap Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Heyeti üyemiz Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu Beyefendi'ye takdir ve şükranlarımızı sunarız. Saygılarımızla Profesör Doktor Sefa Saygılı Yönetim Kurulu üyesi, Profesör Doktor Bahattin Çolakoğlu Yönetim Kurulu üyesi, İbrahim Güler. Evet. Başkanımıza ben de şahsen çok teşekkürler ediyorum. Gerçekten mübarek Ramazan şerif dolayısıyla hepimizi bir araya getirdi. Güzel bir iftar sofrasında buluşturdu. Allah razı olsun. İnşallah Allah hayırlı hizmetlerini daha çok versin, dahil eylesin. Çok güzel bir başarı hikayesi ailesiyle birlikte. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Tıp camiası da insan hayatı açısından yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide insanlara çok güzel sağlık hizmetleri noktasındaki katkıları dolayısıyla benim nazarımda en kutsal meslek. Böyle bir mesleği icra ettiğiniz için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bütün doktorlarımıza huzurunuzda teşekkürler ediyorum. Hepinizin mübarek Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyor. Hayırlı bayramlar diliyorum.